Edirne'de çoğu zaman haber konusu olan başıboş atlar için Edirne Belediyesi en sonunda çareyi at timi kurmada buldu. Belediye Başkanı Recep Gürkan, yarından itibaren belediyede göreve başlayacak olan iki elemanın başıboş atları toplayacağını ve gerekli bakımlarının yapılacağını söyledi. Yani sokak hayvanı deseniz literatürdeki sokak hayvanı tanımına girmiyor. Atırsızları hep var şeyde. Her yerde var. En son yani Ertuğrul Bey uğraştı. Bir de yetki karmaşası var o konuda. Onu da açıklamak istiyorum. Bu atlar sokak hayvanı olmadığı için sokak hayvanı olsa yetki belli, belediye. Ama bunlar sokak hayvanı da olmadığı için İl Tarım Müdürlüğü'nün mü yetki, belediyenin mi? Bu konuda da bir hala muvazaa var, hala bir çatışma var. En son baktık olacak gibi değil. Geçen hafta biraz çabaladıktan sonra iki tane eleman bulduk. Onları pazartesi günü işe başlatıyoruz. Bu arkadaşların tek görevi atları toplamak olacak. Kentte yıllarca cadde ve sokaklarda, parklarda başıboş olarak dolaşan atlar vatandaşlar tarafından da çoğu kez şikayet konusu olmuştu. Yapılan şikayetler üzerine Edirne Belediyesi çareyi at timi kurmada buldu. Belediye Başkanı Recep Gürkan halkı bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada Edirne'de bir süreden beri başıboş olarak dolaşan atların görevliler tarafından toplanıp gerekli bakımın yapılacağını söyledi. Bu arkadaşların tek görevi atları toplamak olacak. Bu atları toplayacaklar. Onlara şimdi yeterli miktarda ip alıyoruz. Şehir dışında bir meraya götürecekler onları toplayarak. Orada işte iplerle bağlayacaklar. Tabii bir de bakmak gerekiyor atları. Yani toplamakla bitmiyor. Onların beslenmesi de gerekiyor. Neticede onlar da canlı. Hayvanlara da saygımız var. Bu şekilde bir çözüm bulmaya çalıştık.